Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar gram altın ve dolar TL değerlendirmesi yapacağız. Dolar TL'de gram altında bizler için yükselişin devamı için hangi kritik seviyeler önemli? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Videomuza başlamadan önce kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ederim. Evet sevgili dostlarım, Dolar-TL kurunda 4 saatlik grafikte baktığımız zaman bizler için 6.79 seviyesinin Dolar-TL kurunda çok önemli olduğunu görüyoruz. 6.79 üzerinde Dolar-TL kuru tutunmalarına devam ettiği müddetçe arkadaşlar Dolar-TL'de ana hedef bölgemiz 6.91'deki direnç seviyesi olarak gözükmekte. Dolar-TL kuru 6.79 seviyesi üzerinde kaldıkça da yukarıda 6.91 seviyelerini test etmek isteyecektir şeklinde yorumlayabiliriz bu durumu. Biliyorsunuz DAX'ta 96 seviyesine doğru bir düşüş beklentimiz vardı. Bu düşüşümüz beklentimiz gerçekleşti ve buradan yukarıya doğru bir yükseliş, tepki yükselişi şeklinde bir yükselişe de başladı. DAX'ta 96 seviyesi üzerinde tutunmalar meydana geldiği müddetçe de DAX'ın 98'li seviyelere doğru tekrardan yukarı gideceğini öngörü şeklinde niteleyebilirsek arkadaşlar, bu da Dolar-TL kurunda 6.79 seviyesinin önemini bize bir kez daha göstermekte. 6.79 üzerinde kaldıkça da ana hedefimiz Dolar-TL'de 6.91 seviyesindeki direnç bölgesi olarak tanımlayabiliriz. 6.91 seviyesini takipte kalacağız. 6.91 üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman dolarda 7'li seviyeleri tekrardan konuşmaya başlayabiliriz. Fakat 6.91 6.90 seviyesi bizler için önemli olacak. Buranın yukarı kırılıp kırılmaması bunu takip edeceğiz. Çünkü burada artık kuvvetli bir direnç bölgesi oluştu Dolar-TL kurunda. O yüzden bu seviyeyi takip edeceğiz. Bizim için önemli olan 3 tane seviyemiz var. Birinci seviyemiz 6.79 destek seviyesi. Burayı unutmayın. 6.79 üzerinde kalışlar Dolar-TL'yi 6.91 seviyesinde bulunan direnç seviyesine kadar yukarı doğru taşıyabilir. Bu verdiğim seviyeler önemli. Bu seviyeleri takipte kalın. 6.79 altına sarkmalarda da tekrardan 6.72 seviyesine doğru düşüşler de gerçekleşebilir. Fakat indikatörümüze baktığımız zaman stokastik indikatörümüz şu an yukarı yönlü bir al sinyalini hala devam ettirmekte arkadaşlar. Herhangi bir sat sinyaline geçmiş değil Dolar-TL kuru. O yüzden ara bir direncimiz de 6.83 seviyesi olacaktır. Pivot bölgemiz. 6.83 de önemli, takipte kalacağız. 6.83'ün üstünde ve 6.79 üzerinde her kalışlar Dolar-TL'de bizler için 6.92 seviyesini, 6.91 seviyesini hedef konum haline getirmeye devam edecektir. Gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler? Bunları bulmaya çalışalım. Evet, gram altında da arkadaşlar 375 seviyesi bizim için önemli. 375 seviyesi üzerinde gram altının tutunması durumunda yukarı yönlü hareketler 388 seviyesine doğru devam edecek gibi gözükmekte. 375 stoplu gram altında da ilk etapta 388 seviyesi takibimizde olacak önemli bir seviye olarak gözükmekte. 375 seviyesi altında günlük kapanışlar görmediğimiz müddetçe gramda da yönümüz 388'li seviyelere doğru gözükmekte. Evet, bizim için kritik seviye 375. Bu 375 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yönümüz yukarı. Peki 375 kırılırsa da bu sefer de aşağıda 370'li seviyeler gramda tekrardan takibimize girecek önemli seviye gibi gözükmekte. Stokastik indikatörüne baktığımızda
Al sinyalimiz hala devam etmekte arkadaşlar, gram altında. Ons altına da bakalım, ons altında neler olabilir? Evet, ons altında önemli seviyemiz 1720 seviyesi demiştik arkadaşlar. Bu 1720 seviyesine doğru, dediğimiz gibi 1755'li seviyelerden 1720'li seviyelere doğru bir geri çekilme yaşandı. Ons altında 1710 seviyesi artık çok önemli arkadaşlar. 1710 seviyesi önemli. 1710 seviyesi ons altında aşağı yönlü kırılırsa, bu sefer tekrardan ons altında 1671, 1666 ve 1622'li seviyeler potaya girmek isteyebilir. Fakat ons altında şöyle bir durum da mevcut arkadaşlar. 1700 üzerinde, 1710 üzerinde haftalık kapanışlar hala devam etmekte. Bu da 1710 üzerinde ons altını hala güçlü tutar. 1710 altında kırılımlar meydana gelmedikçe de ons altında tekrardan 1800, bu orta vadeli arkadaşlar, 1800, 1880 ve 1900 50 seviyelerine doğru yukarı ataklar görülmesi muhtemel gibi gözükmekte ons altında. Ons altında 1622 seviyesi artık çok kritik ve önemli bir seviye durumuna geçti. Fakat yukarıda 1950 seviyelerin ons altında görülebilmesi için COVID-19'un etkileri çok önemli, artık önemini korumakta arkadaşlar. COVID-19'la ilgili vakka sayılarında düşüşler ons altında en belirleyici yön olacaktır. Ayrıca ülkelerin basmış olduğu paralar şu an itibariyle bir deflasyonist etki yaratsa da, önümüzdeki günlerde ve aylarda diyelim bir yüksek enflasyon şekline de dönüşebilir. Bu da ons altını yukarı doğru tetikleyecek önemli unsurlardan biri daha da diyebiliriz. Yani COVID-19 aşısı bulunsa bile basılmış olan yüksek miktarda paralar, altın onsu bir miktar bu aşının bulunmasıyla birlikte geriye doğru çekse de, basılmış olan ülkelerin basmış olduğu yüksek miktardaki paraların altını tekrardan yukarı yönlü iteceği öngörümüz hala devam etmekte. Ons altında 1950 seviyesi benim uzun vadede beklentim. Bakalım çalışır çalışmaz, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Kısada 1800, orta vadede de 1880 beklentim. 2020-2021 aralığında hala devam etmekte arkadaşlar. 2021 ortalarına veya ilk çeyreğine doğru ons altında da 1950'li seviyelere doğru atakların görülebileceğini düşünmekteyim. Tabii bu dediğim olay COVID-19 ve enflasyonist baskının sürmesi durumunda geçerli olacak bir tahmin. Bunu da bir kenara yazın. Şimdilik kısada 1800 hedefimiz. 1800'ün aşılmasıyla birlikte yukarıda gene önemli bir direnç, 1880 direncimiz var. Onu da aşabilirse 1950'li seviyelere doğru ons altında yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde 2021 yılına doğru beklentimiz halinde olacak önemli hedefler gibi görülmekte. Evet, ons altın, gram altın ve dolar değerlendirmemizi yaptık. Şimdilik söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.